Bu konuda en eski ve en bilinen kayıtlardan biri İncil'de yer alan ve Hezekiel'in tekerleği diye anılan hikayedir. 1611 King James İncil'inde peygamber 30'lu yaşlarında M.Ö. 593 kendi deyimiyle Tanrı'nın suretini gördüğü anı şöyle anlatır. Baktığımda gördüm ki kuzeyden gelen şiddetli bir rüzgar vardı. Kocaman bir bulut ve onu çevreleyen bir ateş. Ateşin kenarında da bir parlaklık vardı. Tam ortasından insana benzer dört canlı varlık çıktı. Ve görünüşleri şöyleydi. Onlarda insana benzerlik vardır. Ve her birinin dört yüzü vardı. Ve her birinin dört kanadı vardı. Ayakları düzdü. Tabanları bir buzağının tabanları gibiydi ve cilalı tunç gibi parlamaktaydılar. Bu canlı yaratıkların görünüşü tıpkı meşaleler gibi yanan kömür ateşlerine benziyordu. Canlı yaratıkların üstünde bir aşağı bir yukarı gidiyordu. Ateş parlaktı ve şimşekler saçıyordu. Canlı yaratıklara baktığımda hemen yanlarında yerin üstünde tam 400 olan bir tekerlek gördüm. Tekerleklerin ve yapılarının görünüşü zümrüt rengindeydi ve dördü de birbirinin aynıydı. Tıpkı tekerlek içinde tekerleğe benziyorlardı. İlerlediklerinde dört bir yana birden gidiyorlardı. Dönmeyerek yürüyorlardı. Tekerleklerin çemberleri o kadar yüksekti ki korkunç görünüyorlardı. Ve dört çember de çepeçevre gözlerle kaplıydı. Canlı yaratıklar ilerlediklerinde tekerlekler de onlarla birlikte gidiyordu. Canlı yaratıklar yerden yükseldiklerinde tekerlekler de yükseliyordu. Eski ayetin başlangıç bölümünde Hezekiel ismiyle anılan bölümde tasvirler böylece sürüp gidiyor. Hezekiel bu manzarayı Tanrı'nın görkemine benzer bir şey olarak yorumlamıştı. Ancak tasvirindeki ayrıntılar başka bir yaşama ait bilgilerin ipuçlarını açıkça veriyordu. Evet arkadaşlar, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkla kalın, hoşça kalın.